Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi haftalar dilerim. Bursa yarışlarımız iptal oldu. Grubumuzdaki arkadaşlara hazırlamıştım Bursa. Tekimiz de vardı. Çok da güzel programdı Bursa. Ama iptal oldu. O yüzden bekledim biraz da. Kayda girmedim. Fransa var elimizde. Tabii yabancı yarışlardan. İsteyen arkadaşlar da oldu. Dün akşamdan yazan arkadaşlar oldu. Hem Fransa'yı değerlendireyim. Hem akşam Urfa var. Onu da kaydını yapacağım. Kendi adımıza şansımızı denemeye, atlarımızı bulmaya çalışacağız. Gene dediğim gibi kesinlikle bütçenizi aşmayın bu yarışlarda, bu programlarda. Zor yarışlardır. Çok fazla verisinin olmayan, her an her şeyin olabileceği yarışlar. Akşam Urfa'da öyle gözüküyor. Bakalım, kısmetli nasipte varsa olur. Bursa çok güzeldi ama nasip değilmiş diyeyim. Tabelada da çok güzel bir tekimiz vardı. Gururumuza aktaracağım. Bakalım bir dahaki programda tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Şartlı bir koşu. Herhangi bir fikrim yok. Birinci koşu Fransa'nın adını telaffuz etmediğim Fransa'nın yarışlarındaki birinci koşu. Tamamen LGF'lere kalıyoruz. Size bırakıyorum. İkinci koşu şartlı dişi. Burada AGF alan bir at var. Bir nolu Safkan. Dişi yarışlar arkadaşlar sürpriz çıkartma ihtimalini her zaman barındırır. Her türlü AGF ne olursa olsun bakmayın. İster tek atın, tek kullanın, isterseniz yanına at yazın. Ama dişi yarışlarıdır. Sürpriz potansiyeli mutlak vardır. Bu bilgiyi aktarmış olayım. Handikaplar olmadığı için yorum yapamıyorum. Biz handikap analiziz. Üçüncü koşu maiden. Uzun mesafeli maidenlarda erkek atlar ön planda olmaları gerekir. İki nolu Safkan. Aldığı handikap puanı ile yaptığı yarışlarından sonra handikaplı atlar içerisinde grupta iyi yerde duruyor. Rakipleri dişi at, bir tane dişi at çıktı 8. O da geri planda kalır bende. 2 handikaplı atların geçmesi gerekir. Handikapsız atlar var. İyi yarışları olan safkanlar. Onların handikapı olmadığı için kesin bilgi veremem. 2 AGF olmuş. Haklı AGF'sidir o zaman. Kazanmaya en yakın safkan olur. Kazanabilir, tek olabilir. At yazmak isteyen yanın arkadaşlara da gene AGF'de yüksek veren 1-3-7 onları önermek zorundayım. Görebildiğim bunlar. Dördüncü koşudayız. Şartlı 3 mücadele. Mesafe 2000. Burada da altın oğlu Safkan, handikaplı atlar içerisinde grupta kalite puanı yüksek veren Safkan. Yani kazanara girmiş durumda. Ancak sorunu var. 56,5 kilo olması üzerindeki ya bayan jokeydir ya da apprentidir. Bu iyi bir şey değildir arkadaşlar şartlı yarışlarda. Kilo 56,5 değil, diğerleri gibi 59'larda olması gerekiyordu. Dezavantajı bu. Gördüm onu. O yüzden yanına 4'ü handikapsız Safkan AGF'yi almış 4'ü. 2 nolu Safkan gene 70 kalite puanıyla 6'dan sonraki en yüksek kaliteyi veren at. Eklemenizi öneririm bu şartlı yarışta. 1'deki handikap puanını göremiyorum. 1'de yok, 7'de yok, 7 dişi bir Safkan. 3 ve 5, 6 ve 2'nin gerisinde kaldılar. Diğer atların yazımını size bırakayım. Görebildiğim benim bu 3 safkandan birinin kazanması bana göre normal sonuç. 5. koşu şartlı bir yarış. Burada da 4 nolu safkan aldığı handikap puanları, kazancı, son yarışının kazanması, grupta da kalite puanı en yüksek veren safkanlardan biri olmasıyla favorimdir. Kazanabilir, gene tek olabilir bu safkanda 4 nolu safkan. Rakibi 2 çıktı, son yarışları iyi olmayan 8 yaşında. Bu dezavantajdır bu at için. Handikap düşürememiştir ki yarışları tabela. O yüzden kalitede kalırlar, geri planda kalırlar. Kazanmaz demem. Eğer 4 istediğimiz yarışı yapmazsa zaten bütün atların geliri var. Benim kanaatim bu yönde. 1. Bu safkana ciddi rakip olabilecek durumda. Bu şartlar altında. 4'ün ilk önceki rakibi 1 olur arkadaşlar. 5 dişi safkan dezavantaj. 3 kalite puanını düşürmüş. Grupta en zayıf duruyor ama çok yakın gene 5'e. Bu şekilde devam eder sıralamamız.
4 koşarsa yarışını kazanır. Eğer koşmazsa öncelikle bir arkadaşa rakibi olur. Onun da performansı iyi değil ancak grupta kalite olarak, puan olarak iyi. O yüzden AGF'ler dağılmış vaziyette yani. Normal, doğru AGF'ler de doğru. 6. koşu, handikap mesafe 2000, uzayan mesafelerde kilo veren atlara gitmek zorundayız. Gerçi bizim için uzayan, onlarda daha yüksek koşu metreleri var. Ama gene de 2000 metre bize göre uzun mesafeye girer. 11 nolu safkan, burada kilo veren safkan durumundadır. Asıl kiloyu veren safkanlar 14, 13 ve 12 nolu safkanlardır. Bunlardan 12 dişi safkan olduğu için geri planda çıkar bende. Sürprizini 13 yapar mesela kilosundan dolayı. 14 kötü durumda. 10 dişi safkan kötü durumda. Grupta kalite puanı iyi olan safkanlar. Bu çizgi arası yaptığım gruptan birinci çıkması beklenir handikap yarışlarında. O yüzden 11 son yarışı başarılı. Kilosu uygun bakın. 1 kilo daha iyi olsa fark eder bu olaylar. 1 kilo bile yarış kazandırır. Yarışında favorisi, aklı favorisi çıkmış, bir şey demem. Kazanabilir 11 nolu safkan, tek olarak öneririm. Rakibi 5 nolu safkan, grupta kalite puanı yüksek veren 10 yaşında avantajlı koşar aslında. Yaşlı atlar bu mesafeleri. Ama 10 yaşı da çok bende biraz ama rakip görebildiğim safkan. Bu da handikap düşürmüş bir attır. Her an kazanabilir. 1. Yukarıda 60 kilosuyla grubun kazanç bölgesinin kaliteli atlarından. Bu da handikap düşürmüş bu gruba gelen atlardan. Üst gruplardan gelir böyle atlar. 1. 5 gibi safkanlar. Uygun grupları bulduklarında birincilik yazar Totolarına. 11'i tek kullanmıyorsanız 5 ve 1'i mutlaka kuponlarınıza öneririm. Diğer atların yazımını size bırakırım. Handikap yarıştır. 14 ile 9 arasında hiçbir fark yoktur. Hani kim günündeyse kazanabilir sonuncuyla birinci arasında. Ama öncelik tabii ki yani önerebileceğim safkanlar 11, 5, 1. 11'in de kazanması bana göre çok normal sonuç olur. Bu gruptan birinci çıkmasını bekliyorum. Bu gruptan yukarıdan da birin iyi koşmasını hatta ikiliye dahi girmesini bekliyorum, bilginiz olsun. 7. koşu gene handikap, orta mesafe bir handikap. Burada da kilo veren safkanların olması beni direkt aşağıya gönderdi ki 14 nolu safkan. Son iki yarışı kilosu handikap kalite puanına bakmaksızın kilolar koşar bu handikaplarda. 14 direkt bende favori çıkar arkadaşlar, kazanabilir. AGF almış durumda. 12 dişi safkan olmasına rağmen mesafeye yatkınlığı, yani dişilerin mesafeyi orta mesafede iyi koşmaları ve kilosuyla yine şanslı olacak diğer safkan olur. 10 nolu safkan da bunlara benzer nitelikleri taşıyor. O da 55.5, son yarışı 4.lük. Bu da yarışta olabilir, kazanabilir. Eğer bu 3 safkanda koşmazsa 6, 5, 3 grupta kalite puanı yüksek veren safkanlardır. Üst gruplardan buraya inen safkanlardır. Sürpriz yaparak kazanırlar. 6, 5 ve 3 nolu safkanlar. Yukarıdaki atlar kilo almış atlardır. Hani oradan at söylemem zor. Dilediğinizi tek kullanmıyorsanız yazabilirsiniz. 14 tek olabilir, tekrar söylemiş olayım. Program bu biraz zayıf kaldı. Gözüme de zayıf göründü. Bu favori plaseler handikaplarda gelirse yüksek bir ikramiye vermez görüşündeyim. Ya çok at yazacağız, tarayacağız handikapları. Ya da buralara az at yazıp handikaplara. Yukarıdaki şartlı dişi yarışlarında sürpriz kovalayacağız diyeyim. Görebildiğim Fransa'nın yarışları böyle arkadaşlar. Tekrar Urfa yarışlarında görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.